Bu videomuzda Türk tatlı kültürünün en değerli öğesinden helvadan bahsedeceğiz. Videoya helvanın bizdeki önemini anlatan küçük ama gerçek bir öyküyle başlayalım. Milletin de efendisi olan köylümüz 8-10 yaşlarındaki çocuğun eline biraz para sıkıştırıp der ki hadi nalbura git de bu parayla biraz çivi al gel. Çocuk tamam baba dedikten sonra yola koyulur. 10-15 adım attıktan sonra geriye döner ve babasına seslenir. Baba çivi bulamazsam helva alayım mı? Çividen helvaya ulaşan bir zihniyetin çocuk ruhunda yansımasıdır bu hikaye. Çocuğun aklında, gönlünde, ekmeğinde yer etmiştir helva. Çocukların, çocuk kalmayı başaranların hayatında hep yeri vardır helvanın. Günün en olmadık zamanlarında yüzümüzün gülmesinin sebebi canımızın çektiği, ağzımıza doldurduğumuz helvadır. Tarih nasıl ki sadece tarih değilse, helva da sadece bir helva değildir. Kültür mirası ve aynı zamanda kültür taşıyıcısıdır. Türk kültüründe köklü bir geçmişi vardır helvanın. Müzelerde bile sergilenmesi makuldür. Düşünsenize bir hoş olmaz mı? Ankara Medeniyetler Müzesi'nde bir yer alsa hem de ahşap bir masanın üzerinde dursa. Gelen misafirler hem yese ağızları tatlansa hem de helvanın yerini ve önemini anlasa. Neden Ankara Medeniyetler Müzesi derseniz onun cevabı da hazır. Helva, medeniyetimizin inşasına her daim şahitlik etmiş bir lezzettir. Haliyle yeri oradır. Doğumla başlar helva. Doğduğumuzda bu güzel olay dağıtılan helvayla duyurulur konu komşuya. Okula başlamada, yağmur doğasında, kuzunun sütten kesilmesinde, dini günlerde ve bayramlarda ağızlar, gönüller hep helvayla tatlandırılır. Size ve sevdiklerinize uzun ömürler dileyip devam ediyorum. Konumuz helva. Tatlı konuşmak lazım değil mi? Eskiden gelinlerin çeyizine tahta kaşıkla bakır tencere konurmuş. Girdiği evin ağzını tatlandırsın diye. Şeker, yağ, un ve irmikle yapılan tatlı olarak tanımlanan helva antik Hindistan ve Pakistan'dan dünyaya yayılmıştır. Görüşü hakimdir. Orta Asya ve Güney Avrupa dahil Türk, Arap ve Yahudi kimliğinin olduğu her yerde helva önemli bir mutluluk kaynağı almıştır. Orta Asya bozkırlarında gök tanrı inancına sahip atalarımızın ritüellerinde varlığını gösteren helva, Kaşgarlı Mahmut tarafından bize aktarılmıştır. Bizde ise helvanın baş köşeye oturmasıysa İslamiyet'in kabulüyle başlar. Helva zaten Arapça bir sözcüktür. Araplar halva der, hulviyat kökünden türemiş bir kelimedir. Arap kültüründe tatlı anlamına gelir. Bizde ise biraz anlam daralmasına uğramıştır. Tüm tatlıları değil de gözümüzde canlanan tatlımızı karşılamıştır. Arap kültüründen bize geçen bu aranan tadın 13. yüzyılda Selçuklular devrinde de popüler olduğunun İren Melikov'dan biliyoruz. Mevlana da eserlerinde helvadan, helva kültüründen ve sohbetlerinden bahsediyor. Mesnevi'de de adı en çok geçen tatlı helvadır. Bir de biliyor musunuz? Helva, Mevlevilikte sabrı simgelemektedir. Osmanlı'daysa helva bambaşka bir yaşam olmuş. Onlarca çeşidi çıkmış, padişahlara sunulmuş, şairlere konu olmuş, adına sohbetler yapılmış. Osmanlı devrinde artık helva Türk tatlısı olmuş. Onu en çok biz sahiplenmişiz. Dünyanın birçok yerinde Türk balı diye anılmasına yardımcı olmuşuz. 1299'da başlayan Osmanlı Mutfak İmparatorluğu'nda en çok tatlıların yeri varmış. Tatlılar içinde de tabii ki de helvanın. Saraylarda helva yapımı için helva haneler kurulmuş. Yeniçeri ocağı gibi helva hane ocağı da varmış. Yeri gelir bu ocaklarda 800'den fazla aşçı helva yaparmış. Kanuni Sultan Süleyman devrinde Mimar Sinan İstanbul'da helva hane binası bile yapmış. Yendiği zaman bünyede enerji ve lezzet patlaması yaşanmasının yanında sanatın, bilimin, kutlamanın, tanışmanın, zaferin, barışın sembolüymüş. Hatta beyaz güvercin ağzında zeytin dalı değil helva taşıyacak duruma gelmiş. Saray mutfaklarında onlarca çeşidi hazırlanan helvalar padişah sofralarına oradan da gümüş sinilerle halka sunulurmuş. Kepçe helvası, ak helva, bal helvası, şeker helvası, tel helvası, gaziler helvası, yandı gülüm keten helvası ve daha birçokları dönemin yemede yanında yatlarındanmış. En güzel, en lezzetlileri ise Helva-i Hakani'ymiş. Hakanlara layık diye bu ad verilmiş. Fatih Sultan Mehmet'in yemek menüsünde helva daima
hazır ve nazır bir şekilde bekletilirmiş. Evliya Çelebi'nin de gündeminde yer alan isterseniz soğuk, isterseniz de dumanı üstünde yiyebileceğiniz helva, Osmanlı'da üzerine sohbetler geliştirilen araç ve amaç da olmuştur aynı zamanda. Uzun kış gecelerinde, Ramazan günlerinde, toplantı ve davetlerde helva sohbetleri insanları birbirleriyle buluşturmuş, ağızlar, mideler, gönüller helvayla dolmuştur. Padişahlar, sadrazamlar, zenginler, orta halliler, esnaflar, herkes helva sohbetlerinde eşini, dostunu, kendini bulmuştur. Sultan 3. Ahmet ve Sadrazam Damat İbrahim Paşa bu sohbetlerin müdavimiymiş. Lale Devri'nin ünlü şairlerinden Nedim de helvadan ve sohbetlerinden nasibini almış. Helva gibi tatlı şiirler yazmış, birçok şair gibi helvayı şiirine konu yapmıştır. Günümüzde ise geleneksel metotlar, modern metotları uyum sağlayarak, lezzetine lezzet katarak aynı işlevi devam ettirmektedir. Sabah kahvaltısında peynir ve zeytinden sonra sofraya konandır. İnsanı kahvaltı masasından kaldırmaz. Yaz, kış, öğün fark etmez. İkramsa hiç geri çevrilmez. Denk geldiğimizde ise yemekten başka hiçbir amaç düşündürtmez. Bir de helvacılar vardır. Tarihi ve turistik helvacılar. En güzel helvanın Trabzon'da yapılma gibi bir özelliği var dense de hemen her bölgemizde damak tadımıza göre en lezzetlisine, en kalitelisine rastladığımız helvacılar. Artık bakkal amcadan helva yapmasını çok da beklemeyiz. Hazır yapılmış bizi bekler ve biz de afiyetle yeriz. Yağ, un ve şekerin özünü oluşturduğu Mevlevi Şeyhi Ali Eşref Dede ile Mehmet Kamil Efendi'nin tarifini verdiği bu damak çatlatan helva, yıllar içerisinde misafir ettiği bal, pekmez, kaymak, fıstık, süt, badem, ceviz, dondurma ve envai çeşit iştah kabartıcılarla ve farklı yapılış tarzıyla değişik lezzetlere dönüşmüş, farklı isimler almıştır. İrmik helvası, un helvası, peynir helvası, yaz helvası, cevizli helva, tahin helvası, pekmez helvası, hasude, hoşmerim, çiğ helva, sarı helvası ve dahası. Hepsi de ayrı bir güzellik, hepsi de vazgeçilmezlik, hepsi de ayrı bir incelik. Hem de öyle bir incelik ki bilim insanlarının dikkatini çekecek cinsten. Fizik profesörü Acar Işın hayran kaldığı çekme helvanın tellerini saymış. Çekme helva 40 kez 8 şekilde katlandığında 1 trilyon 99 milyar 511 milyon 627 bin 776 adet tel sayısına ulaşıyormuş. O kadar helvadan bahsettik. Sizin de canınız çektiyse yemek sepetinden güzel bir helva siparişi verebiliriz. O zaman size afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.